Madene doğru güzel bir yolculuk yapacağız. Bu ETS2 camiasında tanıdığı İmdat TV'nin evindeyiz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ona da buradan eğer bizi izliyorsa selam olsun Yüksel abiye. Severek izliyoruz. Şimdi yavaşça çıkalım. Varsan Global Logistik'in bir tane Actros'u var. Normalde ben bunu kayıt öncesi bir denedim. Bayağı basıktı bu araba. Yerdeydi yani. Şasi düşüş şasi kullanıyordum. Bayağı maden yolu sıkıntılı olduğu için kaldırdım. Bu şekilde devam edeceğiz. Yavaştan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Şöyle şu tabelaya da takmamak için şöyle geri gelelim. Sinyalimizi verelim. Bunu multiplayer'da oynayamıyorum arkadaşlar. Çünkü oyunun orijinalinde bende DLC'ler olmadığı için. Ve çok hafif canımı aradım. Arabada güzel bir ses var. DLC'ler olmadığı için bu korsan oyun arkadaşlar. Bu arada kuşun sesi geliyorsa kusura bakmayın. Yan odada. Ama gene de birazcık ses yapıyor. Hatırlıyor zaten hani biliyorsunuz bu yolları siz. Eğer ki Kirkenes Maden multiplayer izleyenler varsa. Bu yol normalde multiplayer'da bayağı trafikli bir yol. Orada inşallah sesim güzel geliyordur ya. Çünkü oyunun sesiyle kendi sesini falan ayarlayamadım. O yüzden inşallah güzel geliyordur. Şimdilik bu şekilde single'da gideceğiz. 1 saatlik kısa bir yolumuz var. Şöyle dönelim. Çok güzel yollar var. Hani öyle böyle değil. Yani gerçek yol gibi yani. Gerçek yol dedim ki kendisine gidip şey yapmadım da. Gerçekçilik var yani. Böyle sarsılmalar falan. Çok güzel bir harita. Promox'u da indirmenizi tavsiye ederim. Ben hiç üyelik falan açmadan bir siteden direkt olarak indirdim. Orada normal bir şekilde varmış. İçinden dosyalar çıkıyor. Onları sırasıyla atıyorsunuz. Promot single player'da full DLC ile tabii ki de kurulmuş oluyor. Oynamanızı tavsiye ederim. Bu 2.51 versiyonu. Bunda Hatay falan da var. O taraflar falan da varmış. İskenderun var diye duymuştum. Şuradan sola döneceğiz. Zaten bu yolu multiplayer dediğim gibi sürekli söylüyorum. İzleyenler biliyor. Böyle. Burada trafik olur. İlerleyemezsiniz. Yani şu anda bizim belki 15-20 dakikada gideceğimiz yolu multiplayer oynayanlar yarım saatte, bir saatte gidiyorlardır. Gerçek saatten bahsediyorum. Oyun saatiyle bir alakası yok. Yavaş yavaş ilerliyorum. Normalde burada böyle çok katis gibi, yani katis değil de yol böyle bozuk olduğu için altı çok vuruyordu. Şimdi böyle kaldırınca arabayı biraz daha iyi gidiyoruz. Şuradan sağa döneceğiz. Biraz açık bunu takmayalım. Çok güzel ya. Yol gayet güzel. Olmazsa hani bakarım uzun olur. Belki buraları hızlandırabilirim. Duruma göre montajda bakacağım da büyük ihtimalle multiplayer kadar da uzun sürmez. Burada falan çok güzel evler var. Mesela bu haritayı SCS yapmadığı için evlere falan da girilebiliyor böyle bahçelerde. Şu traktörü biliyorsunuz meşhur zaten. Sürekli İmdat TV ona selam veriyordum. Devam ediyoruz. Çok güzel yol ya. Bakın. Buradan bahsetmiştim işte size. Bakın kabini görüyor musunuz? Nasıl oynuyor? Bayağı bol virajlı ve böyle toprak bir yol. Röter de çekelim. Dorsey Coronel Megaliner. Onu da indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir de ben ona skin modu indirmiştim. Onun içine de Marsan Global Logistik geliyor. Bu skin modu araçlar için de geçerli. Araç ve Dorse. Hatırlıyorsunuz zaten. Niye kaydı? Öter de çekmedik. Her neyse. Araçlara ve Dorse'lere firma, Türk firma skinleri geliyor. Biliyorsunuz ilk Euro Truck oynamamızda da
tane Orkun Lojistik vardı. Ben size Kron Omega Liner skin paketi ve bulabilirsem de Actros ses paketi. Şu anda 471 OM sanırım. Öyle bir motor kullanıyorum. Motor da ayrı bir motor. Şöyle ben size sesini de dinleteyim şu daha çok durup. Bakın şimdi iyi dinleyin. Çalıştıracağım tekrar da. Normal bir Actros'tan ayırıyor kendini o ses. Daha çok böyle yapılan Actros modlarına ve hani o yeni çıkan Turismo moduna doğru giden bir ses. Gerçek Mercedes motoru sesi. Ve Actros Tuning Pack. Hepsinin indirme linkini açıklama kısmında vereceğim size arkadaşlar. Daha çok da promo oynamamı istiyorsanız, hangi şehirler arasında gitmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizin isteklerinize göre de gideriz. Şuradan biraz geniş almak gerekiyor. Yani ilk gelişimde dorsayı birazcık takmıştım. Evet, şimdi hiç sıkıntısız döndük. Bir DLC'leri böyle şey yapmaya çalışacağım. Tam indirim zamanında hepsini böyle bir toplamaya çalışacağım. Multiplayer'da oynamak istiyorum orijinal bir şekilde. Ya multiplayer zaten oynuyoruz da bu Kirkenes yolu özellikle ayrı bir olay. Ban yiyenler falan da burada çok oluyor. Ben tabii ki de ban yemek istemem. Çünkü bug oluyor biliyorsunuz oyunlarda. Geçen multiplayer'da NS'te de olduğu gibi. NS bir gidiyor bir geliyor falan. Burada da öyle bug'lar olunca birbirimize çarpabiliyoruz ve adminler fazlasıyla dolaşıyor burada. Bir olay görseler ya da birisi sizi report etse o şekilde sorunlar yaşanabiliyor. Ama çok güzel bir yolda ya, bakın uçurum. Araba zorlanıyor gibi. Ama güzel gidiyor. Özellikle şuralar çok sıkıntılı. İleride bir dağ yolu var. Ben buradan sonrasını gitmemiştim. Bir sıfır kamerasıyla baktım madene. Buradan sonrasını sizle birlikte gideceğiz. Ama tek bildiğim şey var. Sıkıntılı oldu arkadaşlar. Yani çok zor bir yol. Allah'tan burada şu anda oyunun araçlarından bile trafik yok. Bizim bir şansımıza, yoksa kenara kaçmak falan çok sıkıntılı olurdu uçurumda. Şu anda araba bayağı zorlanıyor. Sesi duyuyorsunuz zaten. Bakın 40 km ile ikinci viteste gidiyoruz. Görüyor musunuz, işte size bahsettiğim sıkıntı bu. Şöyle bir dakika duralım sıfır kamerasıyla. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yere geldik. Güzel ama işte zorlayıcı bir yol bizim için. Camı çok hafif kapatayım. Gördüğünüz gibi dönemedik oradan. Köprüye bakın ya. Çok güzel. Neyse, devam edelim şöyle. Dediğim gibi bu taş falan, böyle hani düşmüş taş efekti gibi. Ya efekti dediğim, taşlar böyle sanki yuvarlanmış gibi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Yani bu yolda sürerken üstünüze taş düşecek gibi oluyor. Ene sarıyor beni de ya. Dur bakayım, kabul edeyim. Alo Enes, çekimdeyim. Çekimde misin? Ha şey, Kirkenes çekiyorum. Şu an videodasın. Ya. Gerçek diyorum. Tamam. Tamam, ben seni biraz daha arayacağım. Aramıştım. Biraz daha arayacağım seni. Söyleyeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Enes'le de konuştuk. Ben ama Kirkenes'ten bahsedecektim de. O yüzden ona ablama söylemiştim. Onlar yukarı çıktı, beni arasın demiştim.
Araba çok zorlanıyor ya. Devam ediyoruz şimdi. Yolumuza. Zaten çok az bir yolumuz kaldı. 7 kilometrelik. Oraya da şimdi hızlı hızlı gideriz. Baksanıza ya nasıl savruluyor. Şu an direksiyonu bilerek bir şey yapıyorum. Kayıyor araba. Üf. Aman aman. Kurtardık. Bu yol özellikle çok efsane bir yol. Ben bilerek hani normalde buraya böyle tadını çıkar çıkar arkadan güzel bir müzik açarsınız. O şekilde gitmek gerekir ama ben video çok uzun olmasın diye bu şekilde gidiyorum. Bayağı güzel ya. Özellikle yol şu anda başlıyor. Asıl virajlı haliyle. Buraları bak, biz bile şu anda zorla gidebiliyorsak multiplayer'da kim bilir nasıldır buralar. Ben düşünemiyorum. Yani gördüğüm kadarıyla biliyorum az çok ama takılanlar falan oluyor. Yani buradan aşağı güzel salarız. Ama virajda viraj geldi. Tekerlek sesleri özellikle çok güzel. Bakın dinleyin. Ben susuyorum, siz dinleyin. Şöyle yapalım. Böyle tekerleğe taş vurma sesi gibi çok güzel bir ses geliyor. Evet, geldik zaten madenimize. Burada da yol düzeliyor. İnşallah buradan dönebiliriz. Döneriz ya. Burada da bir tane polis amcamız var. Evet, döndük. Hafif sol taraftan kaldırma çıksak da döndük. Evet, işte o meşhur Kirkenes madenine şu anda giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş da videomuz sona eriyor. Bu arada iç döşeme modu da kullanıyorum. Onu da eğer ki bulabilirsem, çok eski bir mod bu. Bulabilirsem onu da koyarım. Bulamasam da artık kusuruma bakmayın arkadaşlar. Döşememiz de gayet güzel şu şekilde. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kirkenes madene ulaşabildik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Videoya like ve aboneyi unutmayalım. Hoşça kalın.